Peki Şenol Bey Galata Wind sormuş. Bu arada güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Galata Wind tarafına gelelim. Not almadığım kağıtlardan biriydi. Ben enerji tarafında bugün tabii enerji küllerinden doğdu. Enteresan hareketler gördük. Bu arada tabanda çok büyük yüklü satışlar gelen kağıtlar da gördük. Tabana gidip oralardan taban bozanları da gördük. Ya yani yine çok benzer şeyler yaşıyoruz işte. Açıklama geliyor, açıklamayla tabana gidiyor. Tavandan çok büyük satış geliyor. Ya bu dengelere de alışmamız lazım. Bu da enteresan bir süreç oldu. Benim Galata Wind konusundaki en büyük hikayem şuydu. Hala Doğan Holding'in zayıf halkası gibi gözüküyor bu arada. Bilançonun içerisinde biraz daha güçlü kalem olması gerektiğini düşünüyorum ama yavaş yavaş Galata Wind dönemi bence geliyor. Burada bir 37 hamlesini hala bekliyorum. Yani enerjide pozisyon alacaksam Galata Wind tarafında hala almak isterim. Bu arada Galata Wind'e konuşmuşken yatırımcı bir hayli üzen, 100 liranın altında bence ufak ufak toplanır dediğim Sayas da var. Sayas'ın da senesi bu seneydi. Hani Galata Wind, Sayas, Rüzgar tarafında konuşuyorduk hep. Benim birinci favorim hep Galata Wind. Ben yani Galata Wind biriktirmeyi tercih ettim. %2, %3 oranında hep aynı şeyi söylüyorum. Belki biraz daha oranı bile artabilir. Artık grafik de oluştu. Çünkü teknik olarak da Galata Wind böyle bir yükseliş teyit ediyor. Eğer ki Galata Wind bilançoyu biraz toparlayabilirse, çünkü büyük bir yatırım hamlesinin içerisinden de geçiyorlar. Burada gerçekten bir 37, belki bir miktar daha üstü hareket olabilir. Ben hala %5'lere kadar maksimuma çıkarak taşımaktan yana.